Çin rejiminin Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun Doğu Türkistan ziyareti öncesi yeni güvenlik önlemleri yayınlayarak topyekün halkın toplama kampları hakkında konuşmama ve cep telefonlarını yurt dışından gelen aramalara kapatma talimatı verdiği bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, Mayıs ayında Çin'e gideceğini ve Çin'in Uygurlara karşı soykırım ve insanlık suçu işlediği Doğu Türkistan'ı da ziyaret edeceğini açıklamıştı. Çin, Doğu Türkistan'daki Korgaz sınır kapısı üzerinden köle işçilik ürünlerini ve de yağmaladığı bölge kaynaklarını Avrupa'ya taşıyan tren hattı sayısını 60'a çıkardı. Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı'nın 10 Mayıs 2022 tarihli haberine göre işgalci Çin yönetimi bu yıl Korgaz sınırından Avrupa'ya gidecek 4 yeni güzergah daha oluşturdu. Böylece Doğu Türkistan'dan yağmalanan kaynakları ve zorunlu çalıştırma ürünlerini Korgaz üzerinden Avrupa'ya taşıyan toplam tren hattı sayısının 60'a çıktığı öğrenildi. ABD istihbaratı Salı günü yaptığı açıklamada Çin'in askeri müdahale olmaksızın Tayvan'ı ele geçirmeyi tercih edeceğini, ancak Tayvan'ı ele geçirebilecek bir ordu kurmaya da çalıştığını öne sürdü. CIA direktörü ise Ukrayna'daki savaşın Çin'in hesaplarını değiştirdiğini öne sürdü ve Çin Komünist Partisi elebaşı Xi'nin Tayvan'da kontrolü ele geçirme kararlılığını erozyona uğrattığını düşünmüyorum. Ancak bunun nasıl ve ne zaman konusunda Ukrayna üzerinden çeşitli düzenlemeler yapıyorlar ifadelerini kullandı. Çin'in batısındaki Chongqing şehrinde Tibet Hava Yolları'na ait Chongqing-Niangchi seferini yapan yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi. Çin'de Kunming-Guangzhou seferini yapan 5735 sefer sayılı uçak 21 Mart'ta düşmüştü. Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat yaşamını yitirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemeleri durumunda başvurularına destek vereceklerini duyurdu. Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Sunak Çayı'na 742 milyon büyüklüğündeki dolar cinsi tahvilin kupon ödemesinin son tarihini kaçırdı ve diğer tahvillerinin ödemelerini de kaçırabileceğini belirtti. Çin'in ağır borç yükü altındaki gayrimenkul sektöründen bir şirket daha borçlarında temerrüte düşen şirketler arasına katılmış oldu. Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları toplantısı Almanya'da başladı. 14 Mayıs'a kadar devam edecek G7 Dışişleri Bakanları toplantısına Ukrayna ve Moldova Dışişleri Bakanları da katılacak.